Arkadaşlar, her işin bir başlayışı, bir bitişi var. Duygusal bir konuşma yapmayacağım. Sonuçta ben dizilerin başlayış ve bitişlerine alışkın biriyim. Artık yıllardır analizi yaparken bu konuda gamsız oldum. Yani ilk başlarda şey yapıyorum. Unutamadığım diziler mutlaka oluyor. Etkisinden çıkamadığım diziler de oluyor ama genel olarak şöyle bir şey de oluyor. Sonuçta her yıl birçok dizi hayatımıza giriyor. Ve bazı diziler var ki seyircinin aklında olmadık çok özel yerlerde olabiliyorlar. Kimileri hiç olmuyor. Ama bir şekilde uzun soluklu da olsa, kısa soluklu da olsa diziler hayatımızda yer ediyor. Bir etki bırakıyor. Adı Efsane dizisi de hayatımızda bir yer etkisi bıraktı. İşte basketbolu özendirme tarafı olsun. İşte mahalle arkadaşlığı duygusu olsun. İşte hayata küsmüş bir koçun aniden hayatınıza girip hem kendi hayatını hem de sizin hayatınızı toplayışı olsun. Yani Adı Efsane ilk bölümlerinde ciddi anlamda bize uzun soluklu bir Adı Efsane dizisi izlettirme havasını fazlasıyla verdi. Ama sonradan ne olduysa biz Adı Efsane dizisi ile bağ kurarken Adı Efsane dizisi galiba bizimle bağ kurmadı. Oyuncular değişti. Sonra dizide kapalı kapılar arkasında neler dönüyor, neler bitiyor bilmiyoruz. Ama yani görünen ortaya çıkan şey dizinin birçok şeyle yanlış gittiği. Çünkü bu kadar oyuncunun kolay kolay gitmesi ya da bir şeyler olması normal, basit şeyler değil arkadaşlar. Yani kısaca aslında artık toparlarsam Adı Efsane'nin uzun soluklu bir iş olmasını ben isterdim. Çünkü anlattığı ilk bölümlerdeki duygu çok güzeldi. Kader kısmet değilmiş. Sonra işte yeni sezonda çektiler. Yine birçok tartışmaya ardında getirdi. Birçok değişiklik yaptılar ama bekleneni alamadılar. Seyirciden daha çok tepki aldılar. Reytinglerde de pek istenilen çıkışı yapamadı ve bugün de yani son olarak da 29.08.2017'de yayınlanan bölümle hayatımıza veda eden diziler içerisinde yerini almış oldu. Final bölümü de pek beklenen izlenmeyi vermedi arkadaşlar. Yani yarın kanal yönetimi veya yapım şirketi veya çalışanlar izlenme oranlarına baktığında ya iyi ki de final yapmış diyebilirler. Yani sosyal medyada dizi çok konuşuluyordu ama yani sosyal medyada konuşulan dizi oldu. Yani pek şey yapmadı. Pek bir etkisi içerisinde de kalmadı. Pek bir etkisi içerisinde de bizi reyting olarak bırakmadı. Hayırlısı böyleymiş arkadaşlar. Hakkında hayırlısı olsun oyunculara, çekene. Sonuçta bu işe emek harcayan herkese teşekkürler. Sonuçta bir dizi izledik. Sonuçta yeni oyuncu artık yeni oyuncuları da hayatımıza girdi. Onu da demem gerekiyor. Çünkü Adı Efsane ile birçok da oyuncu da hayatımıza kazanıldı. Herkesin hakkında hayırlısı olsun. Artık oyuncuların yeni işlerini, kanalın yeni işlerini izleriz. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın.